Merhaba. Bugün yumurtalı bulgur kebabı yapıyoruz. Bu bir Kürt yemeğidir. Malatya'ya has bir yemek. O yüzden çok fazla kimse bilmiyor. Orada buna genelde bu şekilde söylerler. Yani Türkçe söyleyenler. Ama asıl adı Kürtçedir. Bonik derler. Bonik demek yayvan ve geniş olan demek. Yani böyle yassı ve geniş olan şeylere bonik derler. Bu yemek de o şekilde olacağı için şekli itibariyle bu ismi almış. Yapımı çok basit, malzemesi çok az olan bir yemek. Şu önce hamurunu yoğuracağız, sonra bunu yumurtada veya da kızartacağız. Şu an yumurtayı ve yağ malzeme olarak söyledim zaten. O yüzden onları göstermeme gerek yok. Önemli şey hamuru ve şeklidir. Hamurun malzemelerini söylüyorum. Yine Malatya'ya has olan bir malzemeden yapılıyor. Mutlaka onunla yapmanız gerek. Şu tas ölçüsünde, şu kase ölçüsünde ben bir tane yarma koydum, bir kase dolusu. Bir tane de köftelik bulgur koydum. Yarma dediğimiz şey Malatya'ya has olan köftelik bulgura benzeyen çiğ köftelik, yani en küçük olan simit derler Malatya'da. Ona benzeyen bir bulgur çeşidi. Eğer yarmayı koyarsanız, bir kase ondan, bir kase de köftelik bulgur koyarsanız un koymanıza gerek yok. Bunu söyleyeyim çünkü bu çok önemli, püf noktası budur. Ama eğer yarmayı bulamazsanız, çünkü her şehirde bulunamayabiliyor. O zaman şöyle yapacaksınız. Köftelik bulgur koyacaksınız, ince çiğ köftelik. Ve bu kaseden iki tane ince, yani köftelik bulgur koyacaksınız. Bir kase de un koyacaksınız. Her zaman böyle olacak ölçünüz. 2'ye 1, 2'ye 1. 2 bulgur, 1 un olacak şekilde. Kişi sayısı arttıkça siz de sayıyı arttıracaksınız. 3 kase oluyor toplamda. Yani 4 kişilik bir aileye çok rahatlıkla yetiyor. 4 veya 5 kişilik bir aileye rahat yetiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi başlayacağız. Her kase için 1,5 kaşık koyacağım ben tuzu. 1, 2, şöyle 3. Toplamda 3 kaşık koydum. Üçüncü çok doldurmadım, ne olur ne olmaz. Çünkü suyuna da tuz giriyor. Önce şöyle bir karıştıralım tuzuyla. Şöyle üstte bir siyah bir şey var, aldım. Bir kase suyla bunu önce ıslatacağız. Elimle ıslatacağım. Her yerine suyu aldığından emin olun. Şöyle yaparsanız çok çabuk olacaktır. Evet, her yerine suyunu aldı. Şöyle kenarda kalanları da içine aldım. İyice düzelttim. Elinizi sirkeleyin. Üzerine bir tepsi kapatın ve bunu 15-20 dakika biraz dinlendirin. Ondan sonra yoğurmaya başlayacağız. 10-15 dakika dinlendirdik. Suyunu çekti. Bakın şöyle kupkuru artık. Zor, ben ayırıyorum birbirinden. Böyle olması gerek. Şimdi biz su ekleyeceğiz. Şöyle. Burada ekleyeceğiniz su, yani hamurun birbirini tutacağı kıvamda oldu mu yeter. Çok eklemeyin. Az az ekleyerek sürekli yoğurun. Ben sonra size kıvamını göstereceğim. Yani böyle kulak memesi yumuşaklığında değil de biraz daha yumuşak olacak ve birbirini tutacak şekilde olması gerek. Ben yarma koyduğum için un eklemedim. Çünkü yarma onun dağılmasını engelleyecektir. Ama dediğim gibi eğer siz yarma bulamazsanız, o zaman siz mutlaka un eklemelisiniz. Dağılmaması için, birbirini tutması için. Evet, hamurumuz kıvamına geldi. Bir 15 dakika yoğurdum. Biraz güç sarf etmeniz gerek. Zor bir işlem. Şimdi şekil yapmaya başlayacağız. Evet, hamurumuzdan topaklar alıyoruz şöyle. Elimizde iyice yuvarlıyoruz. Elimin şekline çok dikkat etmeniz gerek. İyice yüz yuvarlak yapın şöyle. Elinizi tabi suya batırarak yapmanız gerek ki yapışmasın. Ondan sonra şu elinizin avucuyla şöyle iyice bastırıyorsunuz. Bakın şöyle yassı bir şekil alacak. Kenarlarının çatlaması önemli değil. Zaten düzelteceksiniz. Sonra şu parmağınızla, baş parmağınızla önce şunu şöyle elinize geçiriyorsunuz, tutuyorsunuz. Baş parmağınızla şurayı bastırıyorsunuz. Şu iki parmakla da hem bastırıyorsunuz hem de çeviriyorsunuz. Şöyle çevirmesine yardımcı oluyorsunuz. Şöyle.
Bu işlemi ben hızlı yapıyorum. Tabii ki siz ilk kez deneyecekler, zorlanacaktır. Ben sizin için yavaş yavaş göstereyim. Şöyle bastırıyoruz, çeviriyoruz. Bastırıyoruz, çeviriyoruz. Bakın. Bakın diğer elim de yardımcı oluyor. Ve sonunda şöyle bir şekil alıyor. Yüz yuvarlak. Şöyle diğer yaptıklarımı da gösterirsem. Ve diğerini yapıyorum. Şu anda yine aynı şekilde yüz yuvarlak olacak şekilde yuvarladım. Bastırdım. Yassı bir şekil aldı. Bakın kenarları çatladı ama bu benim için önemli değil. Onu ben düzelteceğim şimdi. Yine aynı şekilde parmağımla bastırıyorum. İki parmağımla hem çeviriyorum hem sıkıştırıyorum. Şimdi ilk kez yapacaklar bu işlem onlar için zor olacaktır biliyorum. Öyle bir seferde olmaz. Ama zamanla yapa yapa eliniz alışacak. İnanın zor değil. Yani çok malzeme de gerektirmeyen bir yemek. Çocukların beslenmesine de rahatlıkla konulabilecek bir yemek. Tadı da harika. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, yumurtalı kebap, bulgurlu yumurtalı kebabı yapmaya başladığınız zaman suyunuzu da koyun kaynaması için. Ve suyu koyar koymaz 2 kaşık tuz atın. Biz biraz geç kaldık tuz atmada. Artık su kaynadı. Evet, sonradan ekleyince böyle oluyor. O yüzden baştan ekleyin. Hatta şöyle kısalım. Siz daha soğukken koyar koymaz tuzu da ekleyip 3 kaşık tuz koyacağım. Suyumuz artık kaynadığı için artık kebapları koyabiliriz. Kaynamaya başladı. Biz boniklerimizin birazını ekledik. O kısımda video ne yazık ki çekmemiş. Yani ilk koyduğumuzda. Şöyle altını kapatacak kadar tencerenin koyduğumuz zaman bir kez tahta kaşıkla şöyle hafifçe karıştıralım. Bakın birbirine yapışmıyor. Yani koyarken korkmanıza gerek yok. Bak suya koydum. Yani şu an bir dakika bile geçmedi. Rahatlıkla çıkarabiliyorum. Ne kaşığa ne birbirine hiç yapışmıyor. Evet bir kez karıştırdık. Alt tabakayı. Ondan sonra üstüne kalanları rahatlıkla şöyle iki elimle hatta şöyle hızlı hızlı atıyorum. Yani yapışmayacağından emin olabilirsiniz. Hiç kuru değiller. Yumuşacık hamurla yoğurduk. Hamurunuzun yumuşak olması size avantaj sağlar. Çabucak yaparsınız. Ama şekli dediğim gibi ilk başta eğer ki hiç yapmadıysanız zorlanacaksınız. Zamanla yapa yapa eliniz alışacak. Ve çok rahat bir şekilde hızlıca yapacaksınız. Şöyle bakın hepsini koyacağım. Eğer bunlar içli köfte olsaydı tabii ki bu şekilde koyamazdık ama boniklerin birbirine yapışma ihtimali çok düşük. Bakın tamamen tenceremi doldurdum. 5 kiloluk tencere. Şöyle hafif karıştırma değil de şöyle hafif kıpırdatma diyeyim. Kıpırdatıyorum ki üstte kalanlar da biraz sulansın. Biraz sonra kaynamaya gelince ben bir kez daha karıştırmaya çalışacağım. Ama çok da karıştırmaya çalışmayın. Tamam. Üstüne kapak kapatmayın. Ya da kapatırsanız da en azından biraz aralık kalacak şekilde. Şöyle kaşığı koyarak kapatın. Kaynamaya gelir gelmez mutlaka kapağı kaldırın. Çünkü taşacaktır. 15 dakika kaynattık. Artık kaynadılar. Şöyle size de göstereyim. Kaynadığını nasıl anlarsınız? Şöyle bakın ikiye böldüm. Yaklaştırın. İçinde hiçbir beyazlık kalmadıysa. Yani böyle hamur gibi görünen. Bakın şu anda içi sarı gibi hatta dışına göre. O zaman kaynamış demektir. Böyle hepsini bir süzgeçe alın. Bölmemeye dikkat edin. Çabuk bölünür. Çok hassastır çünkü pişince. Köftelik bulgur içinde olduğu için onu çabuk pişmesini sağlıyor. Siz de mutlaka köftelik bulgur koyun. Daha çabuk pişecektir. Çünkü yarma biraz geç pişer. İçine köftelik bulgur koyarsanız pişmesi hızlanacaktır. Şu şekilde hepsini bitene kadar böyle alacağız. Süzgeçe de boşaltabilirsiniz ama o zaman kırılmalar çok olur.
Ben kırılmasını istemediğim için böyle biraz uğraşacağım. Evet, şimdi kızartma aşamasına geçeceğiz. Yumurta da kızartacağız. Bunun püf noktası şu, bunu genelde kimse bilmiyor. Yani biz Malatyalılar biliyoruz da diğerleri. Ben size en ufak detayına kadar anlatacağım. Ve bundan sonra sizin de eğer ki yaparsanız böyle bulgur kebaplarınız nar gibi kızaracak. Bir yumurta koyun, yani toplamda 3 yumurtayla kızartacağım ama bir yumurtadan sonra bir kaşık un koyun. Unun hangi un olduğu çok da önemli değil. Normal ben ekmeklik un koydum. İyice bir yumurtayla onu lapa olmam. Bir yumurta, bir kaşık un ve bir çay kaşığı tuz. Mutlaka tuzu da koyun. Çünkü tuz ayrı bir lezzet katıyor. Onu iyice topaklanmayacak şekilde homojen bir kıvam alana kadar böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Diğer iki yumurtayı da ekleyeceğim. Ama bunun homojen kıvamı aldıktan sonra onları ekleyeceğim. Bu anlattıklarıma mutlaka dikkat edin. Yoksa istediğiniz şekli almaz, istediğiniz gibi olmaz. Gördüğünüz gibi bayağı homojen bir kıvam aldı. Bu kıvam çok önemli. Kalan iki yumurtayı da ekliyoruz. Şimdi yine aynı homojen kıvamı alana kadar karıştıracağız. Bu sefer çok zorlanmayacağız. Evet, tüpümüzü yakıyoruz. Bir su bardağı yağ koyuyorum. Yağın miktarı çok önemli değil. Yani ben biraz fazla koydum. Çünkü kalsa dahi yarın yine aynı yağda kızartacağım. Bunun hepsini kızartmayacağım çünkü. Zaten az olursa da eklersiniz. Azalacaktır kızarttıkça. Azaldıkça eklersiniz. Şimdi biz yağın kızarmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra kebapları koymaya başlayacağız. Yağın kızarıp kızarmadığını, kızıp kızmadığını anlamak için şöyle çatalı yumurtaya batırın ve yağın içinde tutun. Gördüğünüz gibi hala kızmamış yağımız. Biraz daha bekleyelim. Kızmaya başladı. Evet, yumurtalarımızı koymaya başlayalım. Şöyle birkaç tane de koyabilirsiniz. Şöyle iyice çevirin içinde yumurtaya, iki taraflı arkasını ve önünü batırarak şöyle dizelim. Sığdığı kadar koyacağız. Evet, kebaplarımızın, boniklerimizin diyeyim Malatya dilinde. Alt tarafları kızardı. Şöyle çevirelim. Çevirmeye ilk koyduğunuz taraftan başlayın. Ben biraz ortadan başladım da unuttum neresi olduğunu. Çünkü ilk koyduğunuz ilk önce kızaracaktır. Hepsini diğer taraflarını çevirelim. Ve yine 1-2 dakika bekleyelim kızarması için. Evet, altı da kızardı her iki taraf. Şöyle göstereyim. Hem bu tarafı hem bu taraf bu şekilde nar gibi kızaracak.
Bingöl'lü bir arkadaşım vardı benim. Bana soruyordu. İşte ben de yapıyorum ama sizinki gibi böyle kıpkırmızı olmuyor neden diye. Ona da un koyuyor musun dedim. İşte kızartırken yumurtaya. O da yok dedi. Ben bilmiyorum un konulduğunu. Sonra bir dahaki sefere öyle yap dedim. Yapmış geldi dedi. Aynısı olmuş. Yani siz de püf noktasının un olduğunu unutmayın. Yumurtaya mutlaka un ekleyin. Şöyle kızardı. Servise hazır. Geri kalanları da aynı şekilde kızartacağız. Çayla veya ayranla servis edebilirsiniz. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun.